seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. Evet, selamünaleyküm dostlar. Yine bir ilk, yine ilk defa izleyeceğiniz, yine ciddi anlamda gizemli, ciddi anlamda esrarengiz bir yerdeyim. Şimdi iki çeşit hikayesi var. Bir, yakınlarda bulunan bir madenden dolayı terk edildiği söyleniyor. Yaklaşık 500-600 yıllık bir köy olduğu söyleniyor. Burada yaşayan kasabadaki birkaç yaşlı abimizle irtibat kurmaya çalıştım. Köy hakkında bilgiler almaya çalıştım. Tamam, anlatırız, konuşuruz deyip çay içerken bizi kalkıp masadan gittiler. Anlatmak istemediler. Ama duyduğumuz kadarıyla bir musallat olayı oldu. Bir büyü olayı oldu. Ve cinlerin bu köyü rahatsız ettiği ve köylünün buradan kaçtığı rivayet ediliyor. Kimi de madenden dolayı kaçtığı rivayet ediliyor. Ben biliyorsunuz gittiğim köylerin, gittiğim yerlerin isimlerini çok vermek istemiyorum. Vermiyorum genelde. Yani yaklaşık bir 45 dakika evvel geldim arkadaşlar. İlk defa bir videomda 45 dakika evvel geldim. Şu an akşam ezanı yeni okundu. Hava yeni karardı. Bugün yalnız gelmedim. Sağ olsun beni bu bölgede oturan Fırat kardeşim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Fırat kardeşim yalnız bırakmadı. Bu bölgeyi tanıyor, biliyor. Kendisi 5-6 yıldır bu bölgede. O da bu hikaye, bu şeyleri anlattı bana. İşte abi bu hikayeler var dedi. Biraz araştırma yaptım ama net bir araştırmaya varamadık. Şu an buradayız. Gördüğüm kadarıyla yapılar çok muazzam. Enerji çok yüksek arkadaşlar. Ciddi bir enerji yüksekliği var. Şimdi Fırat'la beraber, sizlerle beraber, köy büyük bir köy. Yapıların birçoğu yıkılmış, değil mi Fırat? Yani doğru, biz çünkü abi geldiğimizde hava daha tam kararmamıştı. Evet. Bir baktık, böyle bir bakalım dedik. Çünkü dağ başında bir köy. Birçoğu yıkılmış ama birçoğu efsane arkadaşlar. Birçoğuna özellikle girmedik Fırat'la. Dışarıdan baktık ki ben hep biliyorsunuz videolarda şey diyorum, hani ilk defa sizle görmek istiyorum. Fırat'a da onu söyledim. Hani girelim. Dışarıdan bakalım ama içeriye girmeyelim. Hani bakalım neyle karşılaşacağız. Enerji çok yüksek. Fırat da, sen de herhalde Fırat aynı şeyleri hissettin mi bilmiyorum ama. Ya bir enerjisi var abi. Evet. Doğru yani. Bir ağırlık. Ağırlık var. Yani zaten hep diyorum ya arkadaşlar. Cinlerin yaşamayı sevdiği yer. Göreceksiniz biraz sonra videoda. Muazzam bir yer. Bakalım nelerle karşılaşacağız.
Şimdi hep beraber sizlerle ve Fırat kardeşimle beraber Rabbimin izniyle dolaşacağız. Kazasız belasız girebildiğimiz evlerin içine gireceğiz. Bakalım burada neler yaşanmış. Bu köy hakikaten madenlerden dolayı mı terk edilmiş? Hakikaten bir büyü olayı, bir cin musallatından dolayı mı terk edilmiş? Obje bulabileceğiz mi? Herhangi bize kendilerini gösterecekler mi? Ben şunu söyleyeyim. Şu an bile izlendiğimizi hissediyorum. Yani evet. Fırat kardeşim bile bana söyledi. Yani, takip edilme hissi var. Evet. Fırat kardeşim de Suriye'de, Bitlis'te, Siirt'te çok dolaşmış, çok dağlarda dolaşmış bir kardeşim. Bugün sağ olsun, var olsun burayı bana uzun zamandır bahsediyordu. Dedim Fırat'cığım o zaman nasip bugüneymiş. Bugün seninle bu köyü çekelim dedim. Hadi başlayalım Fırat'cığım o zaman. Başlayalım abi. Bu arkamızdaki evden başlayalım. Ben çünkü biliyorsunuz arkadaşlar devamlı konuşacağım için video çekiminde de şöyle dışarıdan şurayı göstermek istiyorum. Işığımızı da ayarlayalım. Şuradaki ışık parlama mı yapıyor? Evet. Şöyle yaparsam. Bakın arkadaşlar. Bence muazzam. Çok karanlık video çekmek istemiyorum. İstersen Fırat'cığım önden git. Öncü ol. Ben arkandan geleyim. Ama mümkün olduğu kadar ışığa bakma, kör olursun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Nereden başlayalım abi? Şöyle. Bakalım. Evet. Ahşap yerler. Aynen. Tabii bir çoğu yıkılmış. Şurada şömine varmış zamanında. Şurada bir süpürge kapısı var. Eski bir süpürge kapısı. Burada taş. Taş değil mi bunlar? Küp gibi gözüktü ama. Evet. Bakayım ayrıntılı. Evet, taş. Taş. Eski bir yapı olduğu belli oluyor. Şurada bir odası var. Burası yıkılmış üst katı. Üst katı da var herhalde. Üst kata da çıkalım. Tamam abi. Şunu fark ettim. Fırat'la onu konuştuk. İnsanlar buraya gelmiyorlar değil mi Fırat? Yok abi. Yani yürüdüğümüz yollarda da hiçbir insan pisliği, insan şeyi görmedik. O amcaya da sorduğumuzda zaten hiç insan olmadığını söylediydi. Fakat o amca çok garipti değil mi? Evet. Yani abi dedik neden terk edilmiş? Dur ben size gerçeği anlatacağım dedi. Kayboldu gitti. Yani bir iki dakika konuştu gitti. Evet, çok değişik. Bu ya odada ne var bakalım. Burası biraz şey olmuş. Üst katı da var. Genelde odalar aynı. Burası herhalde tahmin ediyorum mutfak gibi kullanılıyor olabilir. Evet, şurası herhalde Fırat şey bir ardiye veya merdiven altı. Şurada eski bir kara lastik gibi bir. Yukarı çıkalım bakalım. Güzelliğe bak. Burası herhalde köyün zenginlerinden birisine ait. Ağaya ait olabilir. Ağa olabilir, evet. Geniş bir ağacın yaşadı. Şurada da bir oda var. Şuraya da bakalım. Oradan oraya geçeyim. Bırakacağım. Şuraya bakayım. Bak burada da zamanında ocak şömin olarak kullanan bir yer. Tahtalar sağlam. Buraya girdik sanırım. Aşağı tabii girdik. Aşağı girdik. Buranın tavan yapısı çok hoşuma. Evet ama burası yıkılmış.
Tabi tavan işlemesi, bakın arkadaşlar. Şurası bakalım sağlam mı? Sağlam, fazla basmayalım. Ya bildiğiniz arkadaşlar bu ahşap işçiliği. Burası büyük ihtimalle dediğin gibi Fırat. Şurada bir şey gördüm ama taşır mı burası beni? Misafirlerin ağırlandığı yer de olabilir. Gerçi şeyler, kolonlar sağlam ama. Şunu. Sen istersen olur, düşersen ben düşerim, kurtarırsın. Şu eski bir kağıt da bakacağım tarihi ne acaba. Bir gazete şey de. Aa, yani şey çok eskiye benzemiyor. İşin garip tarafı Fırat'cığım, ben şöyle önden gideyim istersen. Şey var. Arkadaşlar, kedi köpek yok. Hiçbir hayvan, sadece yarasa gördük. Bir de ebabil kuşları çok var. Ama yaban hayvan olduğu söyleyenler var abi. Evet. Arkadaşlar, bu köye gündüz dahi hiçbir kimse çıkmıyor arkadaşlar. Şu ekran parlama yapıyor. O yüzden nasıl yapsam bilmiyorum. Şöyle ışığı şöyle tutup şurada el fenerimi koyacağım. Şuradan çıkalım Fırat'cığım. Şöyle devam edelim. Şöyle bir daha şuradan dışarıyı gösterelim. Yani şöyle muazzam bir yap. Geçeyim abi. Sen geç. Evet, bayağı. Başka hiçbir yerde yok arkadaşlar. İlk defa Fırat kardeşimle ben geldik bu köye ve dedim ya videonun başında da, konuşmadan sonra kimse konuşmuyor. Gündüz dahi yani böyle yerlere genelde biliyorsunuz gençler çok gelir. Duvarlara yazarlar işte. Aşkım seni seviyorum bir tane gibilerinden. Burada o da yok. Burada hiç yok. Yani hani evlerin içine falan girilmemiş. Ben buradan biraz temkinli ineceğim. Yavaş. Şöyle yapayım. Çünkü toprak kaygan zemin. Ne taraftan gidelim Fırat? Şurada evler var bak. Sana diyeyim seç beğen al. Yani ev çok. Evet. Hane sayısı çok fazla. Şurada. Evet. Bir gelen var. Evet, bir gelen var. Bakalım kimmiş bu gelen. Şey, o sokak Sabit'te bir adam, o adam bak onunla uğradı. Gölade çekti işte. Kim? O adam. Ana sakallı bir işine de yollar onu. Sakallı. Sen bu köyde mi yaşıyorsun abi? Hı. Kaç senedir? Ben kışın geldim ben buraya. Ha kışın. Nereden geldin? Dur ışığı kapatayım da gözünü almasın. Nereden geldin? Ben buralarım da. Niye korkma, bir şey yok ya. He? Tanıyan mı olur? Şey diyorlar abi, doğru mu? Tek başına burada yaşıyorsun. Hı. Allah Allah. Hiç korkmuyor musun? Enteresan. Ne yaptı bu okul bak şey yantı, nişte yantı, orada yantı, acı kim de büyüm var pengerim dedim. Ev nerede abi senin? O kadar tepede. Tabii ne geldi müyede. Bir tek sen yaşıyorsun. Işık gözünü alıyor tabii abi. Evet yani enteresan bir yer. Mesela biz aşağıda sorduk abi, şey dediler mesela hiç kimse yaşamıyor dediler. Nerede? Köyde burada. Ha? Kimse yaşamıyor dediler, niye? Hemen işte adam kovaladı, ben de geldim buraya. Niye kovaladılar? Adam mal baktırıyor. He. Adam içip geliyor, bana dövüşüyor.
He. Üç kere bittim, ben de dövüşme dedim. Sonra gittim, bir daha gemici için bari üç bitti, tamam yürü. Çağırdılar, gitmedi, o günden beri boğdum. Anladım. Şubat'ın 13'ünden beri boğdum. Kaç sene? Şubat'ın 13'ünden. Şubat'ın 13'ünden beri? He. Oy maşallah. Tam çok güzel yoldu. E ne yiyor, ne içiyor burada? İlinde aktarım işte. Getirin ne oluyor? E kasabaya nasıl iniyor? O da ilinde gidip geliyordum, kestirmeden. Kestirmeden? Gözümü daha alıyor. Daha iyi, gözünü alıyor. Biz o zaman şöyle bir dolaşalım köyü bakalım, başka nelerle karşılaşacağız. Şu yukarıdan yol var mı? Şuradan gitsek. Var. Buradan böyle sağa mı döneceğiz? Hı. Sen hangi evde yaşıyorsun yukarıda? Senin eve girmeyelim o zaman. Orayı yıkıldık hemen de zaman yıkıldık. Ben kışın doğmam. Yağmur yaş yavaş uçar orası. Hı, tamam. O zaman biz şu ışığımızı açıp. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani diyorum ya. Aşağıda kimse yaşamıyor dediler. Bir tane abimiz geldi. Burada yaşıyormuş 13 senedir. Şimdi biz köyü dolaşmaya başlayalım. Şuradan başlayalım Fırat. Böyle gidelim. Senin evin nerede, ona girmeyelim o zaman. Yani var, yıkılık gider ya. Yıkılık mı sanki? Hı. İyi. O zaman biz şöyle bir yürüyüp devam edelim. Ben de dedim aşağıdan birisi geliyor. Fırat'a dedim acaba bu kim? Ya üçünü gördüm de sıkıntı yok. Bizden herhangi bir sıkıntı olmaz. Kimin ne olacak dedim. Ha biz bak şu ev. Şu eve girelim Fırat. Ayrıca jandarmalar geldi ortada. Şikayet ediyorlar. Sen rahat ol. Evet arkadaşlar, mesela bakın çok enteresan abimiz burada bir senedir burada yaşıyormuş. Şurada kuyu gibi değil bildiğin bayağı da derin bir kuyu var. Çok enteresan değil mi Fırat? Aynen abi. Kaçak mı acaba? Ben adama takıldı kafam ya. Enteresan bir tipti değil mi? Yani bilmiyorum, garip. Garip, bana da garip geldi. Bir üstüme geldi, fark ettin mi? Saç baş dağınık falan. Sıkıntı olmadı. Yok sıkıntı ya. yok canım, yani normal de niye hani bir senedir burada? Çünkü bir burada yaşanacak. Ama ben beklemiyordum yani burada yaşayan birini. Evet. Ben de hiç yani. Burada aşağıda konuştuğumuz amca öyle deyince. O da diyor kimse yaşamıyor dedi. Dövüyorlar mövüyorlar dedi, bir şey dedi ama çok iyi anlamadım arkadaşlar. Tutamışlar abi büyük ihtimalle bu adamı. Evet. Çünkü burada hani benim gördüğüm kadarıyla yaşanacak bir yer de yok. Yukarıda oturuyorum ama. Geçeyim mi abi? Ha geç istersen önden. Dikkat et. Yolları çok kötü. Sürekli yıkılmış. Hani burada kestirmeden gidiyor ama diyor ama ormandan mı gidiyor acaba? Buraya nasıl gidiyor? Arkadaşlar, narlar o kadar çok ki, nar ağacı çok burada. Burası mesela bakın. Bayağı yıkılmış. O nereye kayboldu? O yukarı gitti. O evine gitti muhtemelen. Ben bence o yukarıdan. Ne var abi? O arteye gibi ya. Ağra da benziyor. Evet. Şurası herhalde zamanında bir evin bahçesiydi. Ben gördüm bu. Evet. Bak burada sanki neymiş? Ha, burada kıyafetler var. Evet bak burada şöyle göstereyim. Yani garip geldi bana. Evet. Bayağı eski kıyafetler ama. Artık bak şu bir örümcek içine yuva yapmış. Bu örümcek yuvası. Evet. Görüyor musun ağın içinde? Evet. Örümcek. Işık. Burası biraz daha yeni bir yapı. Burası büyük ihtimalle mutfakmış. Şöyle bu ışık. Çünkü
Çünkü burada sanki mutfak tezgahı vardı. Ne o? Tarihli bir şey var da ona baktım. Evet, beton yeni atılmış. 1900... Eski değil o kadar. 1988 gibi okuyorum. 88 gibi ama tam da net okuyamıyorum. Yapı zaten yeni bir yapı. İlk girdiğimiz şeydi mesela, o kadar yeni değildi. Evet, bu evet biraz daha yeni bir yapı. Ya başlayalım abi. Neyse burada. Yine bir oda var. Ben o adamın nerede yaşadığını çok merak ettim. Onda bir şeyler de var gibi. Gelelim desem gel derdi. Evet, gel. Yukarı doğru bir çıkalım Fırat'cığım ya. Bak burada... Şunlar ne Fırat ya? Herhalde üst katı yıkılmış Fırat. Bak bu da güzelmiş ama üst katı komple yıkılmış. Şunlar herhalde o dönem tahıl saklamak için herhalde kullanılan şeyler değil mi? Evet. Şu merdivenden bir bak bakalım mı? Çıkalım bir merdiven. Yukarı sağlam gibi gözüküyor. Bir bakayım abi ben. Evet, şu an sağlam. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Sen çık o zaman ben. Kameranın... Şey, yorganı gördüm de bir an. He. Yorgan gibi bir şey var. Evet, işte bazen böyle yerlerde yorgan bile insanı tedirgin yapıyor. Abi ben görüyorum. Bak burası, şurada da bir merdiven varmış Fırat. Bu peki nereye çıkıyor? Aa, yanında bir ev daha var bak. Vallahi biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Tüm detaylarıyla çekmek istiyorum. Abi zemin tamamen çökmüş. Evet, orası demin girdiğimiz oda. Orası da çökmüş değil mi? O zaman daha fazla hiç gitmeyelim oraya. Riske girmeyelim çünkü sallanıyor. Şunu ne maksatla yapmışlar? Orada balkon gibi bir şey mi varmış acaba diyorum ama. Şu yan taraftaki ev şöyle de bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi hani ilk defa geldik. O yüzden tüm detayları çekmek istiyorum. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Ama böyle yerlere çok kolay gelinemiyor. Benim yaşadığım yere 8 saatlik bir mesafede bir yer. O yüzden ama o yandaki eve nasıl geçeceğiz? Geçemeyeceğiz. Şuradan mı geldik biz Fırat? Ha, buradan geldik. Evet. Zaten yola çıkalım abi. Bence yola çıkalım Fırat. Ben şeyi de merak ettim. O kardeşimizin nerede yaşıyor? Yukarıda yaşıyorum dedi ama. Herhalde dışladılar. O da kaçtı buralarda ama. Söylediğine göre o anlaşılıyor yani. Su yok, hiçbir şey yok. Ne yiyor, ne içiyor. Fırat değil mi? Evet. Yani burası yaşam alanı uzak sayılır yine. Pardon. Bana garip geldi. Uzak değil mi abi? Sen yani geldiğimiz mesafeyi gördün. Uzak ve yolu çok kötü arkadaşlar. Yani zaten şeyden geliyorum dedi Fırat. Kestirme dağdan gidiyorum dedi. Gel biz o yoldan doğru çıkalım Fırat'cığım. Bence. Ya baktık böyle olmaz olmadı. Yürüyüş yollarını keserim. Çünkü bütün detayları almak istiyorum. Burada muazzam bir enerji var. Her evin bir sakini var yani. Ya ben bak o kadar terk edilmiş köye gittim. Dağın başında hiçbir şekilde arkadaşlar. Yani yaşanması mümkün değil. Bu kardeşimiz yukarı doğru gitti. Yukarıda yaşıyorum dedi. Hatta şey dedi. Yıkılmak üzere dedi evim dedi. Doğru. Aşağıdaki amca ne dedi? Kimse yaşamıyor. Orada kimse yaşamaz dedi. Dur ben size sordu. Evet. Ve yaşamıyor dedi yani. Ve şey dedi. Ben şimdi size anlatacağım dedi. Adam masadan kalktı kayboldu.
Buraya gelmeye korkuyorlar arkadaşlar. Buraya gelmeye korkuyorlar. Burada da nerede yaşayabilir ki? Değil mi Fırat? Nerede yaşayabilir burada? Şuraya. Üst tarafta bir yerde dedi ama. Burada elektrik de yok. Su da yok. Burada hiçbir şey yok ki. Şu ev zaten tamamen yıkılmış. Buradakiler tamamen yıkılmış. Şuraya bakalım. Bu evler tamamen yıkılmış. Bu yol ormana çıkıyor diye biliyorum. Zaten şöyle orman burası, dağ. Dikkat edersen avcılar avda. Buradan yukarıda ev yok. Şu evde olamaz. Çatısı yok. Değil mi? Bak çok eski su kuyuları bunlar. Şöyle bakıyorum ama Fıratçığım. Burada ev yok. Şu tarafa bakalım. Şu yukarıda bak. Yıkık onlar ya. Yıkık değil mi? Orada yol var mı bilmiyorum da. Şurası orman. Yol zaten bitiyor orada. Ağaçlık yani şu an. Evet. Bilmiyorum kamera gösteriyor ama. Şurada kesiliyor. Sanırım buradan geldi abi. Arkadaşlar feneri bazen azizlik yapıyor, kusura bakmayın. Şöyle ışığımızı. Bu arada yaşanacak ev de yok. Bu dağ köylerinde tamamen yokuş. Çok seviyorum bu yokuş çıkmayı. Bazı izleyici şu olabilir mi? Olabilir. Şurada sanki çatısı var gibi. Aman dallara dikkat. Oh. Ben kesildim. Bir girelim sonra. Çok sinek var. Ben gideyim ben de. Git git. Ama burada da bir yaşam yok ki. İçeride var mı yaşam? Yok değil mi? Bunlar hep temiz. Evine bakalım diyorsa. Temiz değil mi? Aha. Zaten yeni bir yapı. Buranın alt katı da varmış. Aman Fırat çok dikkat et kardeşim. Ahşaba çok güvenme. Bak sen yürüyünce duvardan taş düştü. Abi buranın zeminleri hep çökük. Çökük. Buraya girmeye gerek yok bence. Evet. Burada zaten yaşayamaz. Şey resmen uğraşmayalım ya adamla. Hayır merak ettim. Hani belki yanımızda yiyecek bir şey de yok. Suyu yoksa elimizden 2-3 şişe su verelim.
aklıma da gelmedi. Baksana yapılar tamamen çökmüş. O yol inşallah çıkıyordur. Bir yere. Bak şurada bir ev var. Ama giriş yok. Baksana ağaçlar nasıl kapatmış. Merdiven. Bildiğin kapatmış ha. Yeni ama. Evet. Yenilerde çok enerji alamıyorum. Eski yapılar daha çok enerji veriyor bana. Eski yapılara gelelim. Burada da yok bence. Burada da yaşamıyor Fırat. Yani eski yapıların enerjisi daha yüksek geliyor bana. Bir yol var orada. Yolun kullanılmadığı zaten her halinden belli. Artık otlar falan olmuş. Bak bu demin mesela şurası tamamen yıkılmış artık. Yani hiç yok. Ha bak. Burada mı? Bilmiyorum. İçeride dolap gibi bir şey var ama. Selamünaleyküm. Hangisinde yaşar ki abi? Cam yok, çerçeve, hepsi şey yok. Böyle devam edelim. Buralar gördüğünüz gibi dostlar. Çatısı falan tamamen yok olmuş. Devam edelim mi abi de? Yol gidiyor, devam edelim. Gidiyor şey, yani sonu yok. Şey yapalım Fırat. Cami hiç denk geldi mi cami? Cami gözüne böyle. Vallahi. Şuralara bakalım. Sanki vardı gibi ama emin değilim. Baksana buralar hep yıkılmış. Evet. Hep söylüyorum arkadaşlar. Cinlerin farklı varlıklara yaşamayı sevdikleri en güzel yer. İnsanlardan uzakta. Şu an biraz evvel bir tane kardeşimize rastladık. O da yukarıda oturuyorum dedi. Şubat'tan beri buradayım dedi ama adam gibi ışık, elektrik yok. Aklıma da gelmedi. Sorayım dedim su. Nereden gideceğiz? Şurada yol var mı? Ben aşağı iniyor. İniyorsa böyle aşağı doğru inmek her zaman iyidir. Herhangi bir şey, gerginlik falan yok değil mi Fırat? Son derece rahatım. Rahatsın değil mi? Ya alışkınım abi zaten ben. Evet. Yani araziye hakimim. Evet. Desene ben Suriye'de bile dolaştım abi. Evet. Suriye, Tunceli, Siirt. O yüzden sıkıntım yok. Şöyle etrafı iyice alıyorum ki Fırat gözümüzden kaçan acele etmeyelim. Şeyleri bazen kamerada görebilir. Bak şurada bir sanki düzgün bir ev mi Fırat şu? Baksana bu evin mesela yok, o da çökmüş. Şuradan çekersen daha net olur. Tavanlar falan komple çökmüş. Lan adama sorsaydık suyu muyu var mıydı ya. Gerçi arabada bir suyu da vardı. Araba bir önce üstüme yürüdü, sonra durdu. O bizden zarar gelmeyeceğini anladığı için bence
zaten nerede? Yukarıda dedi. Yukarıda ev yok ki. Burası beton bir ev. Ne yapalım abi? Şuradan gidelim. Aşağı doğru inelim. Tabii tabii şuradan. Buralar daha yeni. Evet. Buradan da iniş var mı acaba? Şurası neymiş bak? Burada bir şey varmış. Su deposu gibi. Su deposu. Su deposu yapmışlar. Ama buradan gidiş yok Fırat. Şuradan gidiş var mı? Burası da çıkmaz sokak. Baksana. Evet. Şuradan bir yol var. Enteresan bir şey. Hiç dikkat ediyor musun? Yerlerde işte su şişesiydi, ne bileyim, sigara izmaritiydi, hiçbir şey yok. Hayvan pisliği falan da yok. Yok abi. Değil mi? Yok. Şu yukarıdan zaten. Böyle burası yine aşağı iniyor hocam. Ama burası geldiğimiz yol değil. Değil. Bence biz eski köy yolunda yürüyerek gidiyoruz. Yani tabii ki yürüyerek gidiyoruz da. Şöyle etrafı çekeyim. Ses duyuyor musun Fırat? Sen duyuyor musun? Ama yukarıdayım dedi ya, şimdi kafam takıldı ona. İzleyenler kızacak. Yukarıda hani yukarıda nerede ev? Nerede var mı abi? Buralarda ben çok hissetmiyorum. Bu bak burası bence şey aşağı yola çıkıyor. Bizim geldiğimiz yola çıkıyor Fırat burası. Bizim başladığımız videoya başladığımız yere çıkıyor galiba burası. Evet. Bakayım yok. Yok bakayım. Girdik abi. Girdik mi? Evet. Aha. Ha şurada bir şey gitti. Ne oldu? Yok gölge galiba, tamam. Gölgeymiş. Tekrar buraya geldik. Biz buradan başlamıştık zaten. O zaman buradan aşağı doğru inelim. Yukarı çıktık. Yukarı çıktık, yukarıdan dolaştık. Şurası çünkü karşıda videoyu başlattığımız yer, evin içi. İlk eve girdiğimiz evin arkasında bir ev de var. O da yani beni bayağı bir çekti. Şurada bir yerde. Şuradan. İşte biraz evvel buradan çıktık yukarı Fırat. Buradan çıktık. Adam zaten buradan geldi. Yukarıda oturuyorum dedi. Yukarıyı böyle dolaştık. Tekrar başladığımız yere geldik. Gel şöyle gidelim. Şöyle gidelim Fırat'cığım. Buradaki evler falan hep yıkılmış. Değil mi? Domuz avlıyorlar. Hani hep derler ya. Şimdi videoda şey yapan bazı dikkatli izleyicilerim var. Abi ayaklarına baksaydınız, öyle bir inanış var. Cinlerin ayakları ters oluyor. Ben baktım arkadaşlar, ayakları düzdü. Ben ayaklarından çok yüzüne baktım. Yüzü perişan bir vaziyetteydi yani. Bitmiş gibi. Bitmiş yani. Ağzındaki dişler, saçı, başı. Tamam. Rabbim yardımcısı olsun çünkü burada
Yani kestirme yol dedi. Burada kestirme yol daha ormanın içinde. Buranın düzgün bir yolu bile yok arkadaşlar. Bazen bir şey gördüğüm gibi oluyor da o yüzden bırakıyorum. Şurası neymiş Muratcığım? Gidelim mi abi? Ha gidelim bakalım burada bir. Bak zamanında herhalde bir yemiş. Burası da bahçesi giriş alanı gibi. Yıkılmış ama. Bunlar girilmez sanırım. Evet bu artık. Girecek hiçbir yeri kalmamış. Girecek hiçbir yer kalmamış. Burada bir şey var. Ama o da onun da şuradan giriş var, o da yıkılmış tavanı filan. Zaten ağaçlar kapatmış, girmek çok zor yani. Baksana burada kapısı var ama kapanmış abi. Artık yurdan girmek çok zor, yıkılmış. Aman. Şurada bak yukarıda çıkan bir yol var. O çocuğa kafam takıldı ya. Ha gölgeymiş. Ağacın gölgesi. Ama şey yok şurada. Şuradan gideceğiz bak. Aşağı bir yol daha gidiyor. Sağ tarafta. Bence buradan doğru gidelim. Çünkü niye soracaksın? Ben burada yüksek bir enerji hissediyorum. Şu an yassı yazan okunuyor. Burada bir iki dakika soluklanalım mı? Soluklanalım. Olur. Şey yapalım şu yassı yazanı bitsin arkadaşlar. Yassı yazanından sonra devam edelim. Evet arkadaşlar yassı yazanımız da okundu. Şu an biraz durduk, bize mola verdik Fırat'la beraber. Şu ana kadar o taraflarda çok enerji hissetmedim ben. Tek kafama takılan o genç kardeşimiz bayağı bir meczup bir şekildeydi. Yukarıda yaşıyor dedi. Burada nasıl yaşıyor bilmiyorum. Böyle devam edelim isterseniz arkadaşlar. Hani burada yüksek bir enerji var Fırat. O taraflarda yok. Burada bence var. Burada ya zaten şunu söyleyeyim. Ben yine söylüyorum. Bence paranormal alemin, cinler aleminin veya başka varlıkların yaşamayı en çok sevdiği yerler buralar. Yani bazen bana şey soruyorlar. Diyorlar ki işte abi senin videoların tarihi belgesel gibi, hiç aksiyon koşu. Fırat ne yapabiliriz ki burada? Yani koşalım mı, hoplayalım mı, zıplayalım mı? Şurada 3-5 kişi getirip şu camları çerçeveleri mi indirelim? Yıllardır insanın ayak basmadığı söylenen, cinler tarafından terk edildiği söylenen ve internette hiçbir sosyal medyada göremeyeceğiniz bir köye, terk edilmiş bir köye sizler için geldim. Orada bir tane meczup kardeşimizi gördük. Onu da bir daha görür müyüz bilmiyorum. Kayboldu gitti. Şimdi ben hep ne diyorum? Varsa var, yoksa yok. Yani ben şimdi burada, şurada biz kurgu yapsak eminim çok güzel bir kurgu yaparız. Burada gerçekten hakikaten çok güzel film de çekilir değil mi Fırat? Ama gerek yok bence, yani kurguya gerek yok. Evet. Ya zaten burada ben eminim ki ziyaretçiler ailesinin dikkatlidir. Burada bir
bizim görmediğim şeyleri göreceklerdir. Ben hissedebiliyorum. Sen de mesela biraz evvel söyledin. Abi şuradaki gri ev dedin. Bu gri eve de. Hatta ben dedim gitmeyelim Fırat oraya dedim. Biraz orada sıkıntı hissettim. Şuradan da. Sürekli gözüm o tarafa gitti. Dikkatini çekti yani. Orayı ben de gördüm de Fırat o evde ben ne bileyim ya. Baksana. Yapıların çoğu hani en fazla yeni yapılmış 60-70 yıllık. Ama bazı evler 200-250 yıllık evler var. İşte burada ne tabii ne yaşanmışlıklar vardı değil mi Fırat? Neler işte burada bir hayat vardı. İşte kimine göre madenlerden, kimine göre de cinlerden. Göç etmeye. Bak burası böyle boş bir alan. Göçe zorlanmış. Köyde yaşayan şu an terk edilmiş köyde. Buyur bakalım şuradan. Baksana çökmüş tabi. Evet. Mahvolmuş. Bayağı da hane var. Tövbe estağfurullah. Şunu gördüm. Şu sarkanı gördün mü Fırat? Evet abi. Bir an böyle hopladım. Abi ben burada şu dönemde oldum. Tanız vereyim ben. Evet burada var. Burada bir aldık çöktü bana. Var var. Burada. O herhalde çatı şişesi. Burada aşırı bir şekilde. Bak 200 binden bir şeytan için. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alın işte arkadaşlar. Abi nedeni buymuş demek ki. Bak ben şunu biliyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza yazın bunu. Şu an emin olun bakın yüzümdeki bütün kaslar. Fırat şöyle yüzüme baksana bir gerilme var mı? Şöyle göstereyim. Vallahi bende var biraz. Şu an arkadaşlar Fırat'a da bakın bana da bakın. Şu an ciddi anlamda yüzümdeki kaslar gerildi. İşte hep soruyorsunuz ya arkadaşlar. Enerji, 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 enerji. Bakın ben şunu bilirim. Birçoğunuz katılacaksınız. Şimdi burası virane yıkılmış bir ev değil mi arkadaşlar? Bakın. Şuradan düşmeden çıkarsam tamamen toprak kayıyor. Dikkat et Fırat. Yıkılmış. Toz içinde, kir içinde bir tane pardösü gibi bir tane de takım elbise değil mi Fırat? Evet, yerde bir de var. Yerde de bayan kıyafeti var bakın. Hı hı. Işığı tuttuğum yerde. Allah. Gördün mü? Hı hı. Gördün mü? Geçti değil mi? Gölge gördün mü hakikaten? Abi şu önümden geçti sanki. Evet 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 evet. Değil mi? Doğru mu? Evet evet. Şimdi evet. Fark ettim. Yanından geçti Fırat. Tam şöyle geçti abi. Yanından ben bir an sana bakayım derken yanından geçti. Abi burada var bir şey. Bak gel abi. Şurada bir poşet de var asılı. Gördün mü? Poşette ne var bilmiyorum da. Aşağı. Bunun aşağı o poşet sallanıyor. Evet sallanıyor. Hareket ediyor şu anda. Rüzgardan olabilir mi? Yalnız Fırat bir şey söyleyeceğim sana. Şu an şuraya bakarken ben şu mavi ise senin yanından ben bir gölge... Sen gördün mü Fırat? Ben hissettim. Sen ben acaba gölge mi dedim? Yaptım, hissettim. İşte olay bu. Anladın mı? Yani... Burada var abi. Bak şu an eminim senin de mesela hafif rengin kaçtı. Benim de rengim kaçtı. İşte arkadaşlar şunu işte enerji bu yani bir an yanınızdan bir şey geçiyor ve yüzünüzdeki kaslar bütün kaslarınız geriliyor. Şimdi bakın burada şunu söyleyeceğim birçoğunuz bilir. Bu ev sahipli arkadaşlar. Bu ev bir cin ailesi tarafından sahiplenmiş. Eğer ne derseniz deyin böyle virane terk edilmiş insanın oğlunun gelmeyeceği bir yerde duvarda nizami şekilde asılmış kıyafet varsa şimdi şöyle düşünün bakın rüzgar şey yapalım Fırat beynimizi çalıştıralım rüzgar tavanı çatıyı uçurmuş aşağı katlar uçmuş kıyafetler bizim o kıyafetleri hani ne oldu ışık bitti işte bu benim en kötü şeyim işte ışık bitmedi ışık bitti fenerle idare edeceğiz. Burada çok büyük enerji var Fırat. Ben... Bu ev sahipli arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Bakın. Bütün her şey uçmuş. Çerçeveler, tahtalar. O iki tane kıyafet. Toz içindeler. Şu an bilmiyorum görebiliyor musunuz? Makinemin zoom'u bozuk. Zoomlayamıyorum. Fırat'cığım yalnız şu tam... yanından geçen videoyu çok merak abi, ediyorum. Tam... Işık mıydı? Evet, tam yanımdan veya önümden geçti yani ben de hissettim onu. Sen söyleyince
daha çok şey bak yaptım. Dikkat eder misin? Şu an bak ağaçlar nasıl sallanıyor? Evet. Rüzgar çok şu an. Bu tarafa geçti. Bakalım mı abi şöyle de? O kıyafetler bir gram sallanmıyor. Aşağısı filan. Baksana yani aşağıdan giriş yok. Evet. Ben şu aşağı mavi şeyi gösterirken resmen yanından bir şey geçti ve şu aşağıdaki poşeti merak ediyorum ben. Bunun içinde bir şey var. Koyu bir renkte bir şey var ama. Bu ev sahipli arkadaşlar. Kim ne derse desin. Bakın o iki tane kıyafet bu evin sahiplerinin kıyafetleri. Şuradan gidelim aşağı girişini bulmaya çalışalım. Ama girebileceğimizi zannetmiyorum. İzin vereceklerini zannetmiyorum çünkü bayağı yıkılmış biraz. Oradan gidiş de yok. Giriş kapalı abi. Peki o poşet? Ve şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Aşağısı poşet dolu böyle. Yani içleri dolu poşet dolu. O poşet asılı. Şu bak şu tarafa bak gel bak şuraya. Hatta şöyle göstereceğim. Arkadaşlar hani özür dilerim zoom'um bozuk. Şu yeşil ışığı tuttuğum yerde şunu kapatacağım. Şu yeşil ışığı tuttuğum yerde bir iki içleri dolu poşete bak. Şurada sallanan bir poşet var. Şu kıyafet. Bakın gram hareket etmiyor. Bu da hareket etmiyor. Şu yerdeki mavi kıyafet. Burada sıkıntı var Fırat. Var abi. Burada sıkıntı var. Biz buraya aşağı nasıl ineriz? Ya yani bu ben evet. Sekteye burası göçer. Bunun acaba öbür taraftan var mı? Şuradan bir kapı var. Şuradan bir dolanalım mı Fırat? Yalnız beni burada çok etkileyen o yanından geçen gölge. Resmen yanından geçti ya. Yani diğer iki yere geri dönmek bir şey olmadı hiç. Ben farkına vardım abi de bunun geç farkına vardım. Ben tam mavi elbiseyi derken sana baktım. Acaba senin elindeki fener hani oraya mı tutuyorsun? Yok abi. Gölge yani mi diye. Geçtiğinde zaten bir şey oldu yani. Şu yol oraya gider mi Fırat ya? Üst kaslarımda bir şey oldu. Gerilme çok oldu. Çok bozuk bir yol ama. Aa bir dakika burada ne var Fırat bakalım. Aha. Minaresi olmayan bir cami. Şuradan gel gidelim. O poşetleri merak ettim. Şimdi öyle bir şey ki benim sevgili ziyaretçiler ailesi üyelerim kesin diyecekler ki abi o poşetlere niye bakmak? Bakacağım arkadaşlar. Fırat dikkat et kardeşim. Aman. Kaygan şuradan. Yani şuradan gidelim çünkü burada kuyu olabilir. Evet burası bak cami. Kötü bir koku geldi. Şu yolu takip ederek oraya ulaşabilir miyiz Fırat? Deneyelim mi satın abi? Önce şu selamünaleyküm diyelim şu camiye bir girelim. Ağaca dikkat et bırakacağım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Tam da şeyden bahsediyordun Fırat hatırlıyor musun? Hani ne yapayım? Kurgumu yapayım derken hani göstermiyorlar kendilerini derken değil mi? Evet. Yani Rabbim sen duydun mu? Yankı. Evet. Sen. Ama yankı nasıl yapar ki burada? Sen. Sen. Ah. Acayip bir yankı var. Ben sana dedim bu tarafta enerji yüksek. Şurada var abi. Mezar taşları var. Burada mezar taşları var. Arapça, Osmanlıca. Bunlar eski mezar taşları. Herhalde zamanda mezarlık mıydı acaba? Şurada da mesela evet. Şurada da bir şey var. Osmanlıca bilenler tercüme ederlerse sevinirim. Şöyle okutayım. Evet.
cami bir bakım görmüş. Tam ne yapalım, orayı mı yıkalım, burayı mı yıkalım, kurgu mu yapalım derken o iki tane kıyafetin orada olması. Evet, burada bir mezar var. Şurada yine yazıları Osmanlıca bilen arkadaşlarımız tercüme ederlerse sevinirim. Şurada da var bak. Burada da mezar taşları. Bak o ev şuradan bakabiliriz. Baksana aşağısı bildiğin bizim o eve şu sağdan çıkış var. Şuradan bir yerden girebiliriz. Orada ha, bak burası acaba yatır gibi bir şey miymiş? Ama bir şey yazı falan yok. Garip duruyor biraz. Burada bir yatır türbe gibi şey var. Yani ben hep söylüyorum. Burada yaşarlar. Buraları severler. Yalnız o yanından geçen gölge inşallah kameraya yansımıştır. Vallahi ben... Benim yüzüm gerildi. Bende de oldu aynı şey. Ya ben acaba sen fenerini nereye tutuyorsun? Ben tam maviyi ben gösteriyordum. Öne tutuyordum. Ben şöyle kafamı sağa baktım. Yanından mı geçti? Sağa göz göze geldi. Hakikaten gördüm dedim. Sen de gördüm dedin. Öyle bir hissettim ki. Ama zaten o evin sahipliği olduğu belli. O kıyafetlerden belli. Burası bir yatır gibi ama evet, burası caminin avlusu. İşte her canlı ölümü tadacaktır. Bir gün bu musalla taşına hepimiz geleceğiz. O yüzden doğrudan şaşmayacağız. Girelim mi? Girelim cami. Cami yeni restore edilmiş. Ama dikkat ediyor musun? Duvarlarda hiçbir yazı yok. Yani hiçbir, yani insanın gelmediğine şu an inandım. Çünkü buraya gelen mutlaka birisi ben buradaydım, seni seviyorum mutlaka yazar. Bu şekilde evlerde de yazıyor. Evlerde de yok. İnsan çöplüğü yok. Cami yeni restore görmüş. Şöyle üst katı. Yalnız o çocuktan da bir daha görüntü yok. O çocuk, ben şu video çekiminde bulacağım. Yani en azından arabada bisküvi falan var. Gidip bisküvi alır, suyla bisküvi veririz. Üste çok, şuradan gördüğüm kadarıyla ahşap yeni zaten. Hani taşır da zaten bayanlar için yapılmış. Minaresi de var. Minaresi yalnız, minaresinin şeyi yoktu. Onu baktım. Minaresinin yarısı yoktu. Cami belli. Aa, minaresi burada. Buradan çıkayım mı acaba? Orası dar gibi abi. İstersen sen tek çık. Ben dışarıda bekleyeyim. Ha, dur o zaman şöyle yapalım. Ben şu çantayı sana bırakayım. Şuraya koyayım. Evet, sen ağırdır biraz. Ben şuradan şöyle bırakayım ben. Şu ışık bana yeter. Ben buradayım abi. Tamam. Burası minaresi işte. Demek ki hocalar benim gibi iri değiller. Çok eski. Ve çok dar. İnşallah yıkılmaz. Yani buraya 133 kilo bir adam buradan çıkmak çok zor. İnmek daha zor. Ve arkadaşlar gittikçe de daralıyor. Yalnız yıkılacak ki. Allah. Üf.
Şurada bir boşluk var. Ama sallanıyor. Yıkılmaz sen. Sığmıyorum ki. Oh. Evet. Şurada durayım. Şuraya da bakacağım. Tamam. Çökmüş. Sıkıştım. Evet. Fırat nasıl gözüküyor? Sallanıyor ama. Minare sallanıyor. Ben çok riske girmeden çok sallanıyor ya. Dönemiyorum ki. Ve çıktıkça şu an sığmıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Korkunç sallanıyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Şu ışığı da kapatayım. Bu değen belimdeki su şişesi. Bak sallantı kesildi. Şey dikkatimi çekti. Yerlerde tuz var arkadaşlar. Tuz niye dökmüşler? Beton mu tuzluydu? Ne yapalım Fırat ya? O poşetli eve bakalım mı? Nereye abi? O sahipli eve. Kıyafetlerin olduğu eve. Ben mi gidelim? Yani bir daha gidip bak orada bitirelim mi? Bence mantıklı. Mantıklı değil mi? Ama onun bir girişini bulabilsek daha iyi olur. O zaman şu aşağıdan doğru gitmemiz lazım. Şuradan. Buradan evet. Çünkü bak şurada yol var. Uyar uyar. Ya baktım çok uzun oldu. Keseceğim. Çanta ağırdır, istersen ver bana. İyi abi. Oh, arkadaşlar yani, nefesten dolayı gidiyor. Kusura bakmayın. Sıdırım biraz dinlen senden. Şurada şöyle bakalım burada. Bakın burada da evler var ama o arkadaş nereye gitti? Bak burada da bir yol var ama o yol bitik. Şöyle gidelim. Buralar falan hep yıkılmış. Şöyle baktığımız zaman şöyle şuraya baktığımız zaman orada da yıkılmış bir ev var. Caminin minaresinin yarısı yok. Şöyle gittiğimiz zaman çünkü şurada yukarıda kalıyordu. Duvar. Var mı şey? Yok abi. Ses orada çok enerji var fakat ben şu videoyu bitirince yukarılara çıkıp değil mi? Bir şey yürüyor arkamızda değil mi? Yapraklar. Arkamızdan bir rüzgar esintisi geliyor. Evet. Şimdi bu veya bunun yanındaki olması lazım. Bu değil de bunun bir yanı olması lazım. Bakayım. Evet. Abi şurada yol var. Baksana. Buralar tamamen yıkılmış. Sanki deprem olmuş. Şunun arkasında Fırat. Ama hani büyük ihtimalle şu,
Dur bakayım. Cami orası. Ya şu şu ya da şunun yanındaki. Nasıl geçti yanından? Bir dakika. Ne oldu? Bir ses geldi ama küt diye bir ses geldi. Neyse. Burası da tamamen yıkılmış. Şuradan geçebilirsek düşmeden. Geçebilecek misin abi? Duydun mu sesi? Evet. Bir şey fırladı. Fakat bir dakika, orası ağaç değil. Dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Şuna bir bakalım. Bastığımız yerlere dikkat et. Altı boş olabilir. Galiba bu değil. Bunun yanı. Fırat. Önü olamaz. Yanı bence. Ama gelecek gibi değil hiç ya. Buradan girilmez. Bir de öbür tarafa bakalım. Evet. Selamünaleyküm. Ayakkabı var. Üstü bak, şey mi? Üstü boş. Şurada bak, bu çakal pisliği. Ağaca bak. Bak bunun mesela camları falan örülmüş. Ayakkabı baktın mı abi? Ayakkabı neredeydi? Arkanda ayakkabı var, bir çift. Ha, evet. Bir tanesi de burada. Evet. Eşe, eski eşyalar da olabilir de. Fırat. O iki tane kıyafet. Galiba bunun yanı. Şu merdivenden çıksak. Acaba o merdiven şu yukarı mı çıkıyor? Bakalım. Ama. Merdiven de. Sanki. Bunun üstünde bir tane. O yedek pili var. Yok, burası tamamen göçmüş. Bu yan tarafa nasıl geçeceğiz? Burası tamamen göçmüş. Var mı? Evet, burası da kapalı ya. Var o var, çıkalım mı? Çıkalım kardeşim burada. Kıvanmanın anlamı yok. Dostlar. Aşağıda pilimiz bitti. Pili değiştirdim. Aşağıyı didik didik ettik. Buranın girişini bir türlü bulamadık arkadaşlar. Benim burada bu videoda kafama takılan şu aşağıdaki tavana asılmış poşetler, şu duvara asılmış iki tane kıyafet ve yerdeki mavi kıyafet. Bak şöyle bir örnek vereceğim. Aşağıdaki poşet dahi sallanıyor. Yapraklar sallanıyor. Şu an mesela rüzgar hafif esiyor ama bazen çok esiyor. Ve burada zaten enerjiyi aldım. Bir önceki yaklaşık 10 dakika evvel şu yoldan gelirken Fırat'tan hani ne yapalım Fırat, koşacağız mı yani, varsa varsa yoksa yok deyip buradaki enerjiyi aldım. Ben zaten böyle yerlerin, eğer böyle yıkık dökük viranelerde duvara asılmış bir kıyafet varsa buranın bir cin aile tarafından yaşandığını biliyorum. Bir an Fırat'a baktım, şuradan böyle bir gölge geçti Fırat'ın yanından. Bütün kaslarım gerildi. Daha fazla uzatmayacağım. Bunun girişini bulamadık. Hiçbir şekilde şu taraftan da yok değil mi Fırat? Yok. Aşağıyı abi da dolaştık. Yok. Yani hiçbir şekilde. Şurada bir kapı var ama kapı, yani biz girişini bulamadık. Ya şurayı bulabilseydik. Fakat o kadar yıkılmış dökülmüş ki. Ve burada enteresan olan o
videonun başında karşımıza çıkan kardeşimizi de bir daha göremedik. Şöyle yapalım diyorum Fırat. Üstüm başım o minareye çıktım ya. Perişan. Şöyle yapsak acaba, şey yapmayalım. Şöyle yapalım. Evet dostlar. Fırat'cığım sen de böyle gel istersen. Şunu da şuraya tutsana. Şu arka şey gözüktüğü kadar gözüksün. Evet dostlar. Sizler için geldik. Baktık. Çok terledim. Terk edilmiş bir köy. Videonun başında bir mezbip kardeşimize rastladık. Kayboldu. Aradık bulamadık. Şimdi video bitiminde bir daha arayacağım. Eğer bulursam bir daha görüşeceğim. Eğer bulamazsam zaten yapacak bir şey yok. Şubat'tan beri burada kaldığını söyledi. Evler yaşanacak gibi değil. Sağ olsun bugün Fırat kardeşim bana yardımcı oldu. Beraber gezdik. Diyorum ya, ziyaretçiler kanalında izleyeceğiniz videolar ilk defa izleyeceğiniz videolar. Bu köye Fırat'la Serhat geldi. Ziyaretçiler kanalı geldi. Videoları seyrettikten sonra lütfen bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı gösterelim. Bilmiyorum, bizim gözümüzden kaçan ayrıntıları sizler mutlaka bulacaksınız. Şu arkamdaki evin birçoğunuz bilirsiniz ki sahipli. O kıyafetlerin asılmasının bir sebebi var. Sahipli bir ev. Bu kadar ev dolaştık. Bu kadar köy dolaştım. Biliyorsunuz böyle bir şey bazı yerlerde çıkıyor. Fırat'cığım sen neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsun? Vallahi şu evi görene kadar abi yani bir şey hissetmiyordum ama yani o gölgeyi fark ettim sonra yüz hatlarım, kaslarım gerildi. Yani i̇şte, senin de aynı şekilde. Ben hep onu diyorum Fırat, yani enerji şey oluyor değil mi? Böyle bir anda bütün kasların çekiliyor. Yani bir anda böyle yüz kasların gelişti. Enerji arkadaşlar, yani onların geçtiğini oradan hissedebiliyoruz. Bir de sen şu yukarıki evde biraz gerildin Fırat. Şu gri evin orada. Evet, abi. Evet. Oraya ben Fırat'ı sokmak istemedim. Çünkü orada çok büyük bir enerji vardı arkadaşlar. Sürekli gözüm o tarafa gitti. Yani çekiyor. Gelmemizi mi istiyorlar? Tam anlamadım. Önden girişini bulamadık dostlar. Bu cumartesi akşamı sizlere veda ediyoruz. Bir dahaki hafta bakalım Rabbim bizi nereye gönderecek, nereye götürecek. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bol yorum yapmayı. En az 5 yorum arkadaşlar. Like ve noktalama işareti değil. Birer kelime yazın. Videolarımız etkileşim artsın. Daha iyi yerlere gelelim. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah kazasız belasız çıkacağız. İstanbul'a döneceğim. Videoyu düzenleyip cumartesi akşamı sizlerle beraber olacağım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bence güzeldi.